İyi akşamlar. 1 Şubat Çarşamba Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Hemen bir soruyla başlayalım. Türkiye'de siyaseti özetler misiniz? Tek kelimeyle desem. Cevabınız ne olur? Ben hemen sizin yerinize cevap vereyim. Gergin. Neden bunu söylüyorum? İlk haberimiz zaten bunun ispatı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında birinci sıradaydı. Emin olun. Çünkü Gültekin Uysal'ın Özdağ'ın eleştirilerine hakaret dolu bir tweet mesajıyla yanıt verdi. Her iki genel başkan sosyal medyada hani böyle deyim yerindeyse birbirlerine girdi. Uysal tweet'i hemen sildi. Ancak liderlerin üslubuna seçmenlerden de tepki yağdı. Çocukluğumda tecavüze uğramış çocuk psikolojisiyle bir ömür boyu. İnsanlar siyasetçilerden bıktı aslında. Bu tip, bu üslupla yöneten siyasetçilerden bıktım. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal siyasetin dilini öylesine kirletti ki okuyanlar gözlerine, duyanlar da kulaklarına inanamadı. Ben utandım. Yani böyle bir konuşma olmaz. Üslup iyi değil. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için attığı tweet ortalığı karıştırdı. Her iki genel başkan sosyal medyada birbirlerine girdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak mutabakat metnini eleştirdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef aldı. Sizi tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Said Nursi denilen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Özdağ'ın bu eleştirisine Gültekin Uysal'dan anında yanıt geldi. Hem de hakaret dolu bir paylaşımla. Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisiyle bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istese de silemeyeceğin bir darbecinin çocuğu olma travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Uysal hakaret dolu tweet'i tepkiler üzerine kısa bir süre sonra sildi. Ardından özür diledi ancak eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı. Kesinlikle doğru değil. Olmaması gereken bir şey. Sonuçta siyasetçiler belki oyunculardan daha fazla medyatik. Bundan sebeple gençlere daha iyi örnek olmaları lazım. Ümit Özdağ'ın eleştirilerine Gültekin Uysal çok sert bir mesajla karşılık verdi. Tepki çeken o tweet'in ardından siyasetçilerin kullandığı dil ve üslup bir kez daha tartışma konusu oldu. Biraz daha seviyeli olsalar daha iyi olmalı bence de. Evet, bazen aşıyorlar sınırlarını. Ben öyle düşünüyorum. Onlar sonuçta okumuşlar, vekil olmuşlar. Ülkeyi yönetmeye adaylar. Biraz daha yumuşak, biraz daha gençlere örnek olmalılar bence de. Bu çok yanlış bir şey. Üslupların nasıl bir buluyorsun? Üslupları hiç çok argo. Çok argo. Bir siyasetçiye yakışmayacak şekilde konuşuyor. Onun için tasdik etmiyorum. Üslubu yanlış abi. Daha düzgün şekilde konuşması lazımdı. Böyle olmamalı. Kendini daha düzgün ifade edebilirdi. Sonra sildi tweet'i. Sileceği şeyi niye atıyor o zaman? Silecekse niye atıyor? Yani cesareti yoksa hiç atmasın. Madem böyle yazıyor abi o zaman kalıcı olsun. Hep söylediğimiz gibi siyasetin dili asla bu olmamalı.